Günaydın sevgili izleyiciler, hepiniz hoş geldiniz 360 ekranlarına. Herkese günaydın, güzel haberler almanın ümidiyle bir güne daha merhaba ve günaydın diyoruz. Ve soruyorum Selda'ya, Instagram'da bugün eskilerden ne paylaştın? Bir anda hiç beklemiyordum. Bir anda soruyorum Selda'ya deyince ne geliyor ya şimdi oldu. Geçen sezondan kalma güzel bir fotoğraf paylaştım. Evet, bugün Perşembe. Geçen sezonu paylaştın yani. Evet. Güzel. Bir şey soracağım. Bugünü kim uydurdu? Yani nereden hiçbir çıktı? Hiçbir fikrim yok ama kim yaptıysa hakikaten çok başarılı yaptı. Çünkü herkes böyle bakıyorum Perşembe günleri eskilere ait fotoğraflar paylaşıyor. Ve ben bunu o kadar geç öğrendim ki diyorum ki Allah'ım. TBT nedir? TBT ne ya diyorum. İnsanlar TBT hashtag'i kullanıyor. Instagram'ı biraz arkadan takip ettim ve geç keşfettiğim için. Sonracığımı neyse keşfettim. Bir türlü Jimmy'yi bulamadım karanlıktan. TBT ne paylaştınız? Göreceğiz. Sen ne paylaştın? Evet. Ben eski konuşmalarımdan bir tanesini paylaştım. Hani böyle yüz yüze toplantılar yapıyorduk, birbirimize dokunuyorduk. Ben de çünkü ben dokunurken böyle dinleyicilerin arasında dolaşmayı çok seviyorum. Dokunmayı çok seviyorum. Dolayısıyla o özlediğim şeylerden bir tanesiydi. Onu paylaştım ben. İyi yaptın. Sevgili izleyiciler, Perşembe yavaş yavaş haftayı bitiriyoruz. Bugün böyle geçmişi yad etme diye bir şey var sosyal medyada. Evet, evet. Sizler de ne diyeyim? Sizler ne paylaşıyorsunuz? Sizler onu ne merak ettik aslında biraz. Yani ben merak ettim. Bu arada biz yayına başlamadan önce bunu hiç konuşmuyoruz. O yüzden Selda'ya böyle bir anda panik oldu. Şöyleyiz ama acaba Murat Hoca'nın kafasında ne var? O evet, da diyor ki acaba Selda'nın kafasında şu anda ne var? Diyerek programı açıyoruz. Evet, doktorum yanında TV360 Instagram adresimiz. Sosyal medyadan etkileşimi çok seven bir program izlediğiniz sevgili izleyiciler. O yüzden nereden izliyorsanız, ilk kez izliyorsanız lütfen bize yazın. Birazdan okuyacağız onları. Bugün çok önemli konular, konuklar var. Evet. Yine Doktor Murat Anlatıyor bölümü harika. Hiçbir yere ayrılmayın. Çok güzel bir bölüm. Azıcık ipucu verebilir miyim? Hayır. Hayır mı? Hayır. Yok, tamam. Sonra vereceğim ama. Çaktırmadan veririm ben. Evet canım, verdim. Çok güzel bir bölüm olacak. Vücut tiplerimizi konuşacağız. Bakalım hani ne oluyor? Neden bazılarımız göbekten kilo alıyor da bazılarımız bacaktan alıyor? Detayları Murat Hocamız verecek. Hemen başlayalım o zaman. Başlayalım. Başlıyoruz. Cilt lekeleri hastalık habercisi olabilir mi? Yazın ciltte oluşan güneş lekeleri nasıl geçer? Mantar hastalığı cilt lekesi yapar mı? Cilt lekelerine karşı alınabilecek önlemler nelerdir? Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Dermatoloji Uzmanı Profesör Doktor Zekai Kutlubay, cilt lekeleri hakkında merak edilen tüm soruların cevapları ve daha fazlasıyla birazdan canlı yayında. Evet sevgili izleyiciler, aslında tarihe tanıklık ediyoruz. 2019 Mart ayından beri bir pandemiyle mücadele ediyor tüm dünya. Bizler de doktorum yanımda olarak gün be gün an be an sizlere vaka sayılarını, şimdi de aşılanma oranlarını haber vermeye çalışıyoruz. Şimdi bakacağız Murat Hoca neler söyleyecek, kışa girerken yavaş yavaş haritamız, tablodaki sayılar bize ne anlatmak istiyor? Evet hocam. Şimdi şöyle baktığımız zaman tabloda bugün hani neler var, günlük vaka sayısı ne oldu diye gene sayıların yükselmekte olduğunu görüyoruz. Test sayısı 300 bini geçmiş ama tabii ki bu noktada şurası, yani vaka sayısı önem taşıyor. Günlük yeni vaka sayısı sevgili izleyiciler 24 bine yaklaştı, 23.914 gibi görünüyor. İyileşen hasta sayısı da 30 bin. Bu tabloda haritayı da görüyoruz biliyorsunuz artık ve tabloda gösterilen haritada aslında bir aşılanmanın haritası. Vaka yoğunluğu değil bu, hatırlayacaksınız. Dün zaten onun üzerinde biraz konuşmuştuk.
Aşıların yapılma oranlarına baktığınız zaman tabii ki iki doz yapılma oranı hakikaten bizim için önemli. Çünkü iki dozda koruyuculuk var. İki doz aşı yapılma oranı %63 civarında. Ama artık bir üçüncü dozdan bahsediyoruz. Üçüncü dozda uygulama sayısı 9 milyonu geçmiş durumda. Üçüncü doz neden önemli? Çünkü Sinovac aşılarıyla başlamıştık Türkiye'de aşılama programına. Ocak ayında Sayın Bakanımız ilk aşısını olmuştu ve sonrasında da Sinovac aşıları başlamıştı. Dolayısıyla bayağı bir birinci aydan, işte şu anda 9. ayda 8 ay geçti üzerinden, yani pek çok kişinin o 2 doz Sinovac sonrası 6 ayı geçmiş durumda. Dolayısıyla koruyuculuğunun biraz düşmeye başladığını, bir hatırlatma dozu yapılması gerektiğini hep konuşuyoruz. Zaten birazdan, birinci ağızdan Doktor Fahrettin Koca Sayın Sağlık Bakanımızın da açıklamaları üzerinden bunu biraz konuşacağız. Şimdi ekran başından hiç ayrılmayın, çünkü sırada sağlık haberleri var ve sağlık haberleri içinde de özellikle bu üçüncü doz, dördüncü doz tartışmalarına değinmek istiyoruz Doktor Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla birlikte. Tüm kiloyu bacaklarımdan alıyorum diyorsanız, ne kadar kilo versem de göbeğim bir türlü erimiyor diye dert yanıyorsanız, hepinizi ekran başına bekliyoruz. Vücudumuzda kilo aldığımız bölge bize neler anlatıyor? Kilomuzun sebebi hastalık mı, genetik mi, hareketsizlik mi? Vücut tipimizin şifreleri birazdan Profesör Doktor Murat Aksoy'un anlatımıyla Doktorum Yanımda Da. Evet, Doktorum Yanımda devam ediyor sevgili izleyiciler. Doktorum Yanımda TV360 Instagram adresinden bize ulaşabilirsiniz program boyunca. Hemen Murat Hoca'nın da az önce hatırlattığı gibi yapılan bilim kurulu toplantısı sonrasında verilen kararlardan, açıklamalardan bahsedeceğiz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşısı tamamlanmış kişilerin iki doz inaktif aşı olup ikinci doz aşısından 3 ay sonra hatırlatma dozunu da yaptıran veya son 6 ay içinde 2 doz mRNA aşısı olan kişiler olduğuna dikkat çekti. Bakan Koca, bilgilerimiz inaktif aşıdan 3 ay sonra yapılan hatırlatma dozunun koruyuculuğu çok önemli ölçüde arttırdığını göstermektedir. 3 doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı %2'den daha azdır açıklamasında bulunmuş. Ne demek istediğini de hemen Murat Hocamız anlatsın. Şimdi şu haberde 5-6 ay evet, sonra bir hatırlatma dozu, ya hep bu soru geliyor ya. Evet evet, yani kimler olması gerekiyor? Hı-hı. Şimdi bir kere bugüne kadar biraz önce söylediğim gibi başlangıçta Türkiye'deki aşılama programı Sinovac üzerinden oldu. Yani inaktif aşı üzerinden oldu. Fakat her aşı belli bir zaman sonra ürettiği antikoru azaltmaya başlıyor. Yani vücudumuzda aşı bir antikor ve koruyucu hücre sayısının artmasına neden oluyor ama belli bir zaman sonra bu azalıyor. Neden? Çünkü uyaran yok. Yani sen aşını oldun, o aşı senin bağışıklık sistemini uyardı ve uyarı bitti. Hmm. 6 ay boyunca sen o anda hazırlamış olduğun piyadelerini ve silahlarını kullanıyorsun. Ama bu silahların süresi de şeyde azalmaya başlıyor. Miktarı azalmaya başlıyor 6 ay içinde. O yüzden şimdi Sayın Fahrettin Koca'nın dediği gibi diyor ki son 6 ay içinde, yani bize şu anlamda aşısı tamamlanmış kişi ne demektirin tanımını yapıyor burada Sayın Bakan. Diyor ki iki tane inaktif aşınız varsa ve bu aşıdan, bu inaktif aşılardan sonra 3 ay sonra da hatırlatma dozunu olduysanız diyor, bu aşısı tamamlanmış birey demektir diyor. Yani 2 Sinovac oldum, sonrasında ya bir 3. Sinovac oldum veya bir doz mRNA aşısı oldum. Hmm. Bu aşısı tamamlanmış bir kişi diyor. Veya başka kime aşısı tamamlanmış olarak tanımlıyor? Diyor ki son 6 ay içinde 2 doz mRNA aşısı olduysanız bu da sizin aşılarınızın tamamlanmış olduğunu ifade eder diyor. Yani BioNTech olmuşsunuzdur. Son 6 ay içinde 2 doz da tamamlanmıştır. O zaman sizin aşınız tamdır. Burada bir tanımlamaya giriyoruz. Bilmem anlatabildim mi? Evet. Şimdi bu zaman içinde de iyice oturacak bir şey galiba. Evet. Çünkü diyor ki bak, yapılan çalışmalar inaktif aşıdan 3 ay sonra yapılan hatırlatma dozunun koruyuculuğunun
çok daha yüksek olduğunu gösteriyor diyor. İki aşım vardı, iki inaktif aşım vardı ama ikinci dozdan 3 ay sonra bir doz daha oldum. Bu Sinovac olabilir veya BioNTech olabilir. O zaman diyor burada bu aşıların koruyuculuğu daha yüksek. Ama burada dikkat çektiği noktalardan bir tanesi şu. Diyor ki 3 doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı %2'den daha az. Yani şu anda hastaneye yatmakta olan kişilerin oranı çok daha düşük. Yani aşıların tamsa özetle. Bunun mesajını bize veriyor. Burada bence en önemli nokta buydu. Yani tamam, aşısı tamamlanmış kişi ne demek? Sayın Bakan onu açıkladı. Evet. Tekrar söylersek inaktif aşıdan iki inaktif aşı oldunuz. İkinci dozdan 3 ay sonra hatırlatma dozunuz yapıldı. O zaman aşınız tam veya son 6 ay içinde 2 kere BioNTech aşısı oldunuz, aşınız tam anlamına geliyor. Evet sevgili izleyiciler, aşılarla ilgili de çok sorulan sorular yani gelmeye devam edecektir zaten. İşte ben 2 evet. Sinovac oldum, bir BioNTech oldum, ikinci BioNTech'e ihtiyacım var mı gibi çok sorular soruluyor. Bunlar zaman zaman zaten Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde ve sosyal medya hesaplarında da duyuruluyor. Devam edelim biz. Bu arada mesajlarınızı da bekliyoruz. Yani son fotoğrafımızda enerjisi yüksek bir gün olsun diyor ama benim duruş böyle. Adalet mülkün temelidir. Adliye kapısını açmak lazım diyorsun Instagram'a değil. Evet. Canım Büşra'cığım da şey yazmış fotoğrafın altında. Enerjisi yüksek bir güne başlayalım. Sen daha böyle. Hiç inandırıcı değil yani. Dur ben görmedim fotoğrafı. Hayır yani aslında çok fotoğraf çektik de bir o böyle hani düzgün durmuşum. Yüzüme de ben tam olarak bakmamıştım. Orada güldüm gülemedim arasında kalmışım ama bizim enerjimiz yerinde sevgili izleyiciler. Evet sen fotoğrafa bakarken mesajları da izleyicilerimiz yazarken hemen yeni bir haberle devam edelim sevgili izleyiciler. Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler başlıklı yeni bir genelge gönderdi. Buna göre kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu bulunan öğrenciler mazeretli sayılacak. Şimdi bu haber ne demek biliyor musunuz? Korona dolayısı ile kronik rahatsızlığı olduğu için okuluna gidemeyen öğrenciler de var. Tıpkı iş yerlerinde kalp, tansiyon gibi hastalığı bulunan ya da ciddi işte kemoterapi gibi değil mi tedaviler gören kişiler korona açısından daha riskli olduğu için çok daha korkarak gidiyorlar işlerine, güçlerine. Ama okullar Milli Eğitim Bakanlığı'nda demiş ki böyle öğrencimiz varsa biz bunlara da mazeretli sayılmaları için bir genelge hazırlayalım. Resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-nabız sisteminden kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrencilerle COVID-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantinada olması gereken öğrenciler mazeretlerine ilişkin e-nabız sitesinden bir belge alacaklar ve okula sunacaklar. Diyecekler ki ben koronaya daha riskli gruptayım, okula gelemem diyecek, gidemez diyecek ailesi ve evde online eğitim alabilecek böyle öğrenciler. Mesela en akla gelenlerden birisi bugün son yıllarda çok artmış hocam bu lösemi hastalığı nedeniyle okula gitmemesi gereken tedavisi bitmiş bile olsa riskli olduğu için okula gidemiyor. Tabii. Bu öğrencilere devlet zaten yüz yüze eğitim için özel öğretmenler de tahsis ediyor. Bununla orada ilgili bir tek şey var uzaktan canlı ders yapılacak. Evet. Nereden takip edecekler? TRT EBA TV ve www.eba.gov.tr üzerinden takip edebilecekler derslerini ama sınavlar yüz yüze olacak. Evet, sınavlarda kronik hastalığı bulunan öğrencilerin sınavları okul ortamında yüz yüze yapılacak. Gerekli tedbirler alınacak. COVID-19 testi pozitif olan veya temaslı durumda olan öğrencilerin sınavları karantina bitiminde okul müdürlüklerince belirlenen tarihlerde kayıtlı bulundukları okullarda olacak. Sadece sınavlar yüz yüze olacak. Sadece sınavlar yüz yüze olacak onu söylemek lazım. Uzaktan eğitim alan şu işte İstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir falan hep sınavlar yüz yüze. Yavrum hepsi nasıl ayaklandılar? Niye yüz yüze niye online?
online daha tabii şey geliyor. Hem evden kolay, geliyorsun. Kolay tabii. Yani mesela çocuklar da yavaş yavaş başladı. Hani bizim evde öyle bir şey var. Ya online iyiydi. Sabahın 6'sında 5.30'da niye kalkıyorum? Öyle bir grup var. Evet, ama var şey yani. De var mesela. Dün ben baktım böyle müthiş bir enerjiyle geldi Ferit. Oğlum dedim, okulda hiç mi yorulmuyorsun yavrucuğum? Sen online ders yaparken ne kadar kontrolüm altında ve normal davranıyordun. 3 gün okula gittin değiştin falan dedim çocuğa. Babası da dedi ki online'a devam etsin o zaman. Hayır, nasıl sinirlendi. Hmm. Yok öyle bir şey, bir daha asla online istemiyorum. Galiba küçük grup istemiyor. Küçük grup istemiyor da tabii büyük grup artık yavaş yavaş orada şeyin de etkisi var. Şimdi ergenlik döneminde melatonin salgısında bir problem olmaya başlıyor. Uyku o yüzden da hep, değil mi? Uyku sorunları. Tabii uyku oluyor. Problemi yaşamaya başlıyorlar. O yüzden hep dikkat edin, ergenler sabah kalkmakta zorlanırlar. Hmm. O esasında fizyolojik bir şeydir yani. Ay öyle o, mi? Yapmak ki, bilmiyorsun, kalkmak bilmiyorsun şikayetleri. Yok evet, o fizyolojik yapacak bir şey yok yani. Tabii ki tabii o ergenlikte gelişen melatonin fizyolojisiyle ilgili bir hadise. Dolayısıyla hani geç yatmak, geç kalkmak onların çok ellerinde olan şey değil. Şimdi o grup mesela ne güzel, hani sonuçta 8.30'da başlıyordu. 8.20 geçe uyanıp bilgisayarın başına oturuyordu. Online izliyordu. Eşim de öyle değil. 5.45'te kalkıyor mesela Tibet. 5.45'te kalkıp yola düşecek de işte istemiyor tabii ki haliyle yani. Evet. Çok normal, beklenen bir şey. Evet, bir de uzaktan alınabildiğini öğrenince çocuklar iyice oluyormuş bu. Niye gidiyoruz? Tabii. Bakalım, göreceğiz, bekleyip göreceğiz. İleride acaba ben şöyle düşünmeye başladım. İsteyen gelir, isteyen gelmez şeklinde bir eğitim sistemi mi olacak acaba diyorum ya. Hani online eğitim veren okullar ya da yüz yüze veren okullar şeklinde bir seçenek mi olacak? Değişecek gibi geliyor bana bir şey. Yani evet, öyle bir şey seçeneği olacak bence. Evet. Peki şimdi tabii Covid'le mücadele ediyoruz ama okullar açıldı. Tabii ilk kez okula gidecek olan öğrencilerde bağışıklık sistemi açısından da hastalıklarla sık karşılaşılacağı ihtimali var. Maske her ne kadar olsa da. Son günlerde de Kurup hastalığı, işte aslında o kuru kuru öksürük diye ben geçiştireyim. Şimdi hocamız anlatacak. Bir bağlantımız şeklinde. Da olacak zaten. Evet, baş boğaz ağrısı, burun akıntısı, ateş, devamlı öksürük gibi kendini gösteren belirtileri koronavirüsle aynı olan kurup hastalığı artışa geçmiş. Maske ve mesafe kurallarının gevşediği son zamanlarda ortaya çıkan bu hastalık özellikle 3 ay ila 6 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor. Kurup hastalığı nasıl bir hastalık hocam ve neden artışa geçti? Ya şimdi son dönemde tabii hakikaten maskenin ne kadar koruyucu olduğunu net olarak görmüştük. Çünkü solunum yolu enfeksiyonlarında koruyucu olduğunu biliyoruz. Çocuklarda da bu kurup böyle adeta hani köpeğin havlaması gibi ses çıkaran bir solunum yolu enfeksiyonu aslına bakarsan. Tabii bu dönemde maske kullanmayı iyice gevşettiğimiz için haliyle bir şey olmaya başladı. Yani görülme sıklığı artmaya başladı. Konuşunca benim de boğazım. Kuruptan bahsederken kurup oldum. Bu, diye bir ya sonuçta bir solunum yolu enfeksiyonu yani ciddi bir enfeksiyon. Evet, şimdi bu konuyla ilgili o zaman vakit kaybetmeden konuğumuz da hattımızda. Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Zafer Kurugöl bize bilgi verecek kurup hastalığıyla ilgili. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş geldiniz. Merhabalar Murat Bey. Gerçekten enerjiniz, insanın enerjisini de yükseltiyor. Yani teşekkürler. Pek uyuklamaya olanak yok. Şimdi kurup, Murat Bey de söyledi, siz de söylediniz. Öksürük çok önemli. Bir havlar gibi bir öksürük. Yani ses kısıklığının olduğu öksürükle genellikle gece başlayan ama hafif ateşin olduğu. Genellikle yüksek ateş olmaz kurupta. Bir olay nereye tutuyor virüs? Kurupu yapan virüs, ki para enfilanza virüsleri en çok yapar ama diğer virüsler de yapabilir. Ki bu mevsim bu virüslerin en sık görüldüğü mevsimdir zaten. Şimdi o konuya geleceğim ama önce şu kurubu söyleyeyim. Kuruptaki olay şu, larynx'te yani ana solunum yolunun ana bölümünde ödem oluyor. Şişlik oluyor, inflamasyona bağlı, oradaki infeksiyona bağlı şişme oluyor. Şişme olunca daralıyor. Daralınca da böyle ses tellerinin bulunduğu bölgede özellikle olunca da ses kısıklığı ve havlular gibi öksürme en önemli özelliği. Ama
Şimdi tabii ki 1,5 yıldan beri koronavirüs enfeksiyonu yaşıyoruz. Ve o koronavirüs enfeksiyonu, COVID bizim yaşam şeklimizi de çok değiştirdi. Hastalıkların yapısını da çok değiştirdi. Çocuklar evde olunca, okul teması olmayınca diğer solunum yolu enfeksiyonlarını ve onun dışında su çiçeğini, kızamığı vesaire, gerçi aşıyla konuyu kızamık ama bu tür özellikle solunum yolu enfeksiyonlarını geçen yıl hiç görmedik neredeyse. Oysa bunun sebebi tabii ki insan temasının, çocukların okula gitmemiş olmaları, okul insan temasının, aralarındaki temasın azalmış olması, bir de maskenin daha sık takılması ile ilgiliydi. Yani koronavirüsten korunurken aslında diğer virüslerden, solunum virüslerinden de korudum. Ama şimdi artık okula gidiyor çocuklarımız. Her ne kadar maske taksalar da aralarında okulda temas var. Yani o maskeyi sürekli takmıyorlar. Hepimiz çok iyi biliyoruz. Arada çıkartıyorlar, birbirleri maskesiz konuşuyorlar vesaire. Ve bu temas arttığı için de bu solunum yolları enfeksiyonları tekrar bu sene çok görülecek. Yani bu sene işimiz, biz çocuk hekimlerinin işi çok daha zor olacak. Çünkü hem koronavirüs enfeksiyonu bir yandan, öbür taraftan da okulların açık olmasıyla beraber diğer solunum yolu enfeksiyonları olacak. Solunum yolu enfeksiyonları yol açan 200'den fazla virüs var. Bu virüste işte grip virüsü var, parainfluenza var, bu kurba neden olan. En çok görülen rinovirüs var, küçük bebekler RSV var, boka virüsü var, yani uzatmayalım, bir sürü virüs var. Şimdi bunların görülme zamanları da hani balıkları, balıkçılıkta uğraşanlar bilirler. Balıkların görülme zamanları, balık akımlarının olduğu zamanlar, balığın lezzetli olduğu belirli zamanlar vardır. Mesela şimdi palamut başlayacak önümüzde, değil mi? Lüferin Herkes olduğu daha bekliyor hocam. sonra. Efendim? Herkes Tarih bekliyor. çıkacak. Aynen virüslerde böyle. Şimdi bu aylarda en sık görülen, yani rinovirüs her ay görülür bir kere de, bu aylarda, için yaşadığımız aylarda en sık görülen virüs parainfluenza'dır. Yani bu kurbağa neden olan virüs. Şimdi o azalacak bir süre sonra bitecek. Ondan sonra influenza başlayacak. Yani grip başlayacak. Aralık, Ocak aylarında grip ve onunla birlikte RSV dediğimiz çocuklarda akut bronşit, ki akut bronşitlerde de artış var. Akut bronşit başlayacak. Yani böyle bu sürekli olarak bu virüsler balıklara benzer şekilde değişik virüsler, değişik şekilde mevsimsel özellik gösterirler. Ve bu şekilde de hemen şunun altını çizeyim. Bir çocuk yeni okula başlamışsa, koronadan bağımsız olarak söylüyorum. Yeni okula başlayan bir çocuk yılda 8 ila 10 kez, neredeyse her ay solunum yolu enfeksiyonu geçirebilir. Bu normal bir şeydir. Yani aileler tereddütte kapılmasınlar. Bu çok önemli. Yine bir konuda dikkatimizi çekmek isterim ailelerimizin de. Tabii koronayı da yaşıyoruz bu arada ve şu anda Delta virüsünün yaptığı çocuklardaki enfeksiyonun bir özelliği var. Yani kurup tablosu pek yapmıyor ama daha çok burun akıntısı, yani rinovirüsü taklit edecek şekilde seyredebiliyor. Yani ateş de yapıyor, influenza taklit edecek şekilde. Ateş oluyor veya olmuyor ama eski beta'ya göre, yani İngiltere'deki veya klasik virüse göre çocuklarda daha çok solunum yolu enfeksiyonun bulgularını görüyoruz. Ve solunum yolu enfeksiyonu bulguları olan çocuklarda örnek aldığımız zaman da korona da çıkabiliyor. Ya yani bu açıdan hem hekimler açısından hem çocuklar açısından, korona ile ayırma açısından da bir sıkıntı var. Hani Hocam şeyle bir şey ayırabilir sorabilir miyim bu misiniz? arada? Olur. Şimdi kurup tabii klinik olarak biraz daha böyle anne babayı endişeye sevk eden bir durum. Hani özellikle o öksürüğün gürültülü hali daha fazla acaba çocuk kötüye mi gidiyor endişesini doğuruyor. Seyir açısından Çok kurup doğru. ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarının çocuklarda farkı nedir? Çok doğru söylediğiniz, çok doğru. Çünkü solunum yolunun ana girişindeki ödem olduğu için çocuk nefes almakta da zorluk çekebilir. Bir de gece başlar. Evet. Yani genellikle gece Hep de başlar. evet gece olur. Grup içerisinde larenjit, larenjit, trakeo, bronşit biliyorsunuz bizim ana şeyi tuttuğu için. Gece başlar ve boğulur gibi bir öksürükle çocuk nefes almasında da zorluk olduğu için aileler çok tedirgin olurlar. Ama şunu söyleyeyim, kurup genelde, yani aslında kurubun ilk ismi difteriden gelir. Evet. Difteri de benzer tablo yaptığı için ve ölümcül olduğu için insanlar çok korkarlar bu tablodan. Ama kurup ölümcül bir hastalık değildir genelde. Yani kuruptan ölüm oranı çok düşüktür. Tedavisi de kolay olan bir hastalıktır.
Bir kere antibiyotiklerin hiçbir yeri yoktur. Altını çizerek söyleyelim. Evet. Antibiyotiklerin hiçbir yeri yoktur. Soğuk buhar grubunda mesela çocukların yattığı odada nemli olmaları, nemli olması, ortamın nemli olması önümüzdeki aylarda sadece kurup değil diğer solunum yolu enfeksiyonları içinde bir evde böyle bir nemli bir ortamın olması, kaloriferler biliyorsunuz radyatörler evi kurutuyor, onların üzerine su Evet. konulabilir ya da nemlendirme cihazları kullanılabilir. Çocukları koruyan bir şey. Bunları öneririm ailelere. Bu bir takım işe yarayabiliyor. Ama yine de grubun tedavisinde soğuk veya sıcak buharın, özellikle de sıcak buharın yeri yok. Bol sıvı alması çocuklara öneriyoruz. Öksürük şuruplarının yeri yok. Eğer gerekirse, yani tablo ağır olursa biz onlara kortizon ya da epinefrin Evet. veriyoruz. İşte acile gitmeleri lazım ve Bir uzmana orada mutlaka iyileşiyor. görüşsünler diyorsunuz, değil mi hocam? Efendim? Bir uzmana mutlaka görünsünler diyorsunuz. Yani zaten o Çok tablo olduğu teşekkür zaman ederiz. gece acile gitmek gerekir. Evet, çok teşekkür ederiz Acile. verdiğiniz değerli bilgiler için. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Kıymetli vaktinizi Rica bize ederim. ayırdınız. Rica ederim. Ben son bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Bir cümle daha. Yani deminki konuşmalar sırasında da bir kere kronik hastalıklar içerisinde obezite yer almıyor. Yani şişmanlık yer almıyor. Ama şunun altını çizeyim, çocukların şişman olması en az lösemi kadar, en Doğru. az diğer kronik hastalıklar kadar önemli bir risk faktörüdür. Evet, doğru. Özellikle bu nedenden dolayı 12 yaş üzerine aşı açıldı. 12 yaş üzerine tüm çocukların, erkek kız fark etmez, tüm çocukların aşılanması gerektiğini, özellikle kilolu çocukların mutlaka aşılanması gerektiğini ben ailelere hatırlatmak istiyorum. Lütfen çocuklarını aşı yaptırsınlar. Çok teşekkür Hocam çok ederiz doğru tespit, tekrar. çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, Kolaylıklar dileriz. kolay gelsin. Çok önemli bir şey söyledi hocamız. Kesinlikle, evet, hiç Kilolu çocuklarda çocuklarda aslında obeziteyi kronik. çünkü çok Evet. konuşmadık. Önemli kriterlerden bir tanesi ve hakikaten riski arttıran noktalardan bir tanesi. Evet. Hocam bir Kesinlikle. mesajlara bakalım hızlıca. Sizden Olur, gelenlere tamam geçeceğiz. bakalım Vaktimizi kimler çok neler daralttık nelerden burada. yazmışlar, neler yazmışlar. Evet, birazdan da sokağa çıkacağız. Mikrofonu size uzatacağız. Murat hocamıza sorularınızı alacağız. Ama böyle güzel bir günde hafta sonuna doğru yaklaşırken kimler bizi nerelerden izliyormuş Mesela acaba? Osmaniye'den Tahsin Kepir günaydın diyor. O bizi Yine Osmaniye'den tanıdık bir isim. izliyormuş. Evet. Sibel Dokucu, Hilal Yiğit, Bülent Duramanoğlu. Valla Bülent Bey günaydın. Bakın yazmadığınız zaman hemen fark ediliyor. Dikkat edin yani. Atiye Acar Tekin, İzmir'in doğa. Evet bak bugün İzmir'in doğum günü. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve tüm vatan şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum diyor. 9 Eylül ya bugün. İzmir'e Evet sevgiler. evet İzmir'in Bak kurtuluşu bugün. 1966 yılındaki ilkokul fotoğrafını paylaş. Dedik ya biz net Kim? paylaştınız. Kim Evet, o? Asiye Hanım. Ha. Asos mu Asos mu As diye karar evet evet veremedik evet. ya. Asoş ama Bir de o herhalde. konuda Öyle aydınlatırsanız bizi Asos mu Asoş mu? mi? 1966'daki ilkokul fotoğrafımı paylaşarak dedi TBT yaptım bugün diye bize de göndermiş. İşte Harika. böyle arada gösterebiliyoruz. Siz de gönderebilirsiniz sevgili izleyiciler. Evet hocam. Zeliha Sular. Günaydınlar ekranın güzel yüzleri demiş senin için. Bizim için kıyamam şey yapıyor bana senin için dedi. Semra Işık, Nuray Karadağ, Emine Yusuf Ankara'dan, Didem Beylikdüzü tabii ki, Melek Hiç Yılmaz, Semra Hanım, Asiye Hanım zaten bize fotoğrafını... Asiye Hanım bu arada fotoğrafını sana mı Özelden gönderdi? atmış. Ha Evet. gerçekten. O da güzel. Ama her DM'yi görmüyorum bu arada. Öyle sanmayın. Aa, bu arada ben mi daha önce görmedim bilmiyorum ama Trakya'nın incisi İğneada'dan sevgiler, sizi Ay. severek takip ediyorum diyen Hürrem S08 kullanıcı isimli İlk kez izleyicimiz. o. Günaydın değil mi? Yani Evet. Emine Hanım bu arada Asiye'nin Asoş'uymuş açıklama öyle mi? yapmış. Ha tamam Asos dedi de teşekkür. hocamız. Evet Sibel Hanım günaydın. Ben kendime Asos'ta bir yer bulmaya çalışıyordum herhalde. Evet. Ankara'dan Emine Hanım yazmış Osmaniye'ye selam demiştik zaten. Her gün ayrı bir uzman getirip bizi bilgilendiriyorsunuz diyor Suzi Hanım. Çok teşekkürler. Okumuş muydu yoksa? Okuyan Yok 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 gözlerle hayır baktım ama bana. Gülçin Balkır var Burdur'dan. Aa Burdur'a selam. Senin için söyledim. Başa Evet saralım mı? gelin Geçen sezon. gelin. Ben Burdur geliniyim diye. Aynen evet bilmeyebilir ama tabii canım. Evet. Evet, sizinle başlamak güne çok güzel enerjinizle enerji doluyoruz diyor Hülya Hanım her zamanki gibi.
Yazamasam da sizi takip ediyorum. Bazen kaçırınca programı geri sarıp seyrediyorum. Ha, çok güzel. Mutlaka her sabah izliyorum. Antalya kahvemi aldım, izliyorum. Bak, Feyza Hanım da kahveyi aldım, sizi izliyorum diyor. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz izleyen tüm izleyicilerimize. Evet, mesaj gönderen tüm izleyicilerimize. Şimdi sağa doğru dönüyorum yönetmenim. Bak, kendi sağıma dönüyorum. Sizden gelenlere bakacağız hocam. Tamam. Buyurun. Murat Hocam merhaba. Horlama soğuğundan kurtulmak için bir çözümünüz var mı? Ameliyat veya ilaç tedavisi olarak. Horlama derken, günaydın bu arada size de. Horlama derken şimdi eğer uyku apneden bahsediyorsak orada maalesef bir ilaç veya başka bir şeyin çözümü yok doğrusunu isterseniz. Hani şu burun bantları var. Burun bantları da işte böyle %10 civarında hani o problemi çekenlerde yeter, biraz fayda veriyor. Hani o bazı kişilerin şu burun kanatlarında bir yetersizlik oluyor, daralma oluyor. Onu açarak biraz genişletiyor ama illa da böyle hani başarılı olacak diye bir şey yok. Deneyebilirsiniz. Esas problem kilo. Kilosu olanlarda horlama daha sıktır. Biliyorum zayıflarda da horlama olabiliyor. Biraz bu gün içindeki yorgunluğunuzla da ilişkili, yastığınızın pozisyonuyla da ilişkili. Dolayısıyla hani burada bir ameliyat da çözüm değil. Özellikle uyku apne ile ilgili yapılan ameliyatlar var ama orada da başarı çok yüksek olmuyor. Çok seçilmiş hastalarda başarılı olabiliyorsunuz. En etkin tedavi orada da CPAP, yani burnunuzu ve ağzınızı kapayacak bir şekilde bir hava veren cihaza bağlanıyorsunuz. Gece onunla uyuyorsunuz. Şu anda en etkin, en başarılı yöntem o. Ve anlattığım zaman belki hani size çok şey geliyor olabilir, zor geliyor olabilir ama inanın benim arkadaşlarım da var bu sıkıntıdan müzdarip. Kullandığım zaman inanılmaz şekilde güzel uyuyorum. Sabah çok İyi uykumu almış bir şekilde uyanıyorum diyor bütün arkadaşlarım kullananları arasında. O yüzden hani ameliyat çözüm değil, kilo, yatak, yastık pozisyonu, bunlarla ancak biraz toparlayabiliriz. Evet, devam edelim mi diğer sorularla? Bakalım ne soruyor izleyicimiz? Merhaba Murat Hocam, bir sorum vardı size. Bu pandemi döneminde biliyorsunuz bayağı evlere kapandık, sağlıksız beslendik, biraz kilolar aldık. Onunla ilgili neler yiyip neler yememeliyiz, nasıl sağlıklı beslenmeliyiz, onu sormak istiyordum. Teşekkür ederim. Kitap yazarız buna. Tabii canım, çok uzun yani, çok hakikaten. Ama hani çok kabaca şunu söylemek lazım. Pandemide evlere kapandık ve kilo aldık derken bunun en önemli nedeni daha fazla basit karbohidratlara yönelmiş olmamız. Yani kompleks karbohidratlar dediğimiz, emilimi daha kolay olmayan, bize enerji veren yiyecekleri biraz geriye attık. Hamur işleri gibi basit karbohidratları, kan şekerimizi çok hızlı yükselten karbohidratları tercih eder olduk. Bir kere bunlardan uzak kalmak gerekiyor. Mümkün olduğu kadar sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek gerekiyor. Bitki temelli beslenme açıkçası sağlıklı kalmak için en iyi yollardan bir tanesi bence. Akdeniz Havzası'nda bir ülkeyiz. Akdeniz Havzası'nda yaşıyoruz. Dolayısıyla Akdeniz tipi beslenme ve Akdeniz tipi yaşam burada anahtar cevaptır. Evet, Akdeniz tipi beslenme. Bir soru daha alalım mı, almayalım? Çünkü süremizi doldurmuşuz hocam. Ağzınıza evet. Sağlık. Şimdi yarın, bu arada günlerden cuma, yarın bol bol sizin sorularınızı yanıtlayacağız. Doktor Yanımda TV360'a ulaşabilirsiniz her zaman. Az sonra Doktor Murat anlatıyor diyeceğiz. Çok güzel bilgiler edineceğiz yine. Vücut tipimize göre kilo aldığımız yerler bize ne ifade ediyor acaba? Detayları kendisi aktaracak. Bunları biliyor musunuz diyelim. Şimdi aldığımız kilolar acaba vücudumuzun neresinde saklanıyor? Sizin vücudunuz bir elma tipi mi yoksa armut tipi mi? Ve bunların arasında bir fark var mı?
Bugün hep beraber bir onu konuşacağız ve özellikle hastalıklar açısından hangi tipe sahipseniz daha fazla risk altında olursunuz. Şöyle terazinin iki kefesine koyacağız, bakacağız. Ve işte armut tipi mi yoksa elma tipi mi metabolik hastalıklar açısından daha riskli, onu göreceğiz. Ama isterseniz öncelikle şöyle ünlülere bir göz atalım. Yani hepimizin gözü onların sonuçta böyle hani yüzlerine, vücutlarına takılıyor ya. Acaba onların vücut tipleri nasıl? Gelin hep beraber onlara şöyle bir göz atalım. Şimdi evet, örneklerimizden bir tanesi Oprah Winfrey. Özellikle televizyon dünyasında çok sevilen, pek çok ilke imza atmış isimlerden bir tanesi. Röportajlarıyla da çok güzel teknikle hakikaten her şeyi böyle güzel güzel kaşıyabiliyor ve çıkarabiliyor. Onun tipine baktığımız zaman bir elma vücut tipi gibi görünüyor ve sahnelerin önemli isimlerinden bir tanesi geldi biraz önce, Beyoncé. Beyoncé'nin tipine baktığımız zaman da Beyoncé'nin tipinin biraz daha böyle armut tipi olduğunu görüyoruz. Hoş, şimdi tabii hani son dönemde özellikle böyle estetik işler olmaya başlayınca vücut tipleri de biraz haliyle değişti. Hani acaba o elma tipi midir, armut tipi midir? Onu her zaman anlayamayabiliyorsun. Çünkü işte hem göğüs için kullanılan hem kalça için kullanılan protezler, dışarıdan baktığın zaman gerçekten bir kişinin genetik olarak hangi vücut tipine sahip olduğunu aslına bakarsanız biraz da örtüyor. Ama işte Beyoncé'nin tipine baktığımız zaman onun biraz daha armut tipi olduğunu görüyoruz. Yani armut tipi ne demek? Üst taraf biraz daha ince, alt tarafta özellikle basenlerde bir kalınlaşma var gibi görünüyor. Devam etmek istiyorum. Bundan sonra bakalım ünlüler arasında kimle karşı karşıyayız? Selma Hayek, Hollywood'un en bilinen aktrislerinden bir tanesi, oyuncularından bir tanesi. Onun vücut tipine baktığınız zaman bir kum saati gibi olduğunu görüyorsunuz. Hani şöyle baktığımız zaman işte elimde de tutuyorum bir kum saati. Belki yakından daha da iyi göreceğiz şöyle. Yani hem üst tarafta bir birikim var. Sonra bel ince, arkasından basen ve bacaklar tekrar ince oluyor. Ve böyle yaptığımız zaman tabii ki vücudun tipi de hemen kendini ifade ediyor. Selma Hayek'te olduğu gibi. Devam edelim bakalım bundan sonra bizim önümüzde başka bir örnek var mı? Angelina Jolie geldi. O biraz daha böyle sporcu bir tip gibi görünüyor baktığınız zaman. Neden? Çünkü ters üçgen adeta onunki. Omuzlar bayağı geniş. Aşağı doğru yavaş yavaş daralıyor. Peki başka örneğimiz var mıydı arkadaşlar? Özellikle bizim hani şu tanıdıklardan, hani bizim ekranda görmeye alıştığımız, beyaz perdede görmeye alıştığımız kişilerden. Evet, kim var? Gwyneth Paltrow var. O dikdörtgen bir vücuda sahip. Bu şimdi acaba bu söylediklerimiz tabii bir anlam ifade ediyor mu sağlık anlamında, yoksa sadece estetik bir sıkıntıdan mı bahsediyor? Şimdi keşke şöyle, eğer bizi izlerken etrafınızda bir ayna varsa, bir boy aynası falan. Belki bazılarının hani salonlarında vitrinler vardır. O vitrinlerin aynaları vardır. Şöyle o aynanın karşısına geçin. Bir öncelikle vücudunuzun tipine bir bakın. Sizin tipiniz hangisi? Yani aslında sizin tipiniz bir armut tipi mi? Yani yukarı üst taraf daha ince. Belki omuzlar biraz daha dar. Ama aşağı indiğiniz zaman basenler biraz daha geniş, yoksa elma tipi mi? Elma tipi dediğimiz zaman hatırlayın, burada Oprah Winfrey örnek vermiştik. Yani biraz da karnın daha fazla şiştiği, daha belirgin olduğu, kilonun biriktiği bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi bunun önemi ne demek? Bakın, mezura mutlaka evinizde vardır. Program bittikten sonra mezuralarınızı buluyorsunuz ve ilk olarak yapacağınız şey şöyle hemen göbek deliğinizin üzerinden ölçüyorsunuz. Burası kaç santim göbek çevreniz? Bakın benimki kaç çıktı? Şurada gösteriyorum. Alabilecek miyiz? Sabit duruyorum. Evet, tam şurada 90, pardon. Evet, şu arada çıktı. 94 benimki. Şimdi eğer ki, yani şunun üstünden ölçtüm. Tolga öyle şey yaptı, hemen ha falan yaptı ama bilmiyorum. Seninkini de alayım seni buraya. Alayım mı? Ölçeyim mi? Çekiyorum diyorsun. Bir sonrakine hazır ol. Alacağım. Şimdi
Selda, kadınlarda 88 santim, erkeklerde de 102 santimin üzerinde olursa bu bel çevresi, o zaman armut tipi bir esasında yağlanmadan bahsediyoruz. Özür dilerim, elma tipi, elma tipi, efendim? Tam diyecektim ki hocam, hep kadınlardan örnek verdik. Ve hep yani bu vücut tiplerini kadınlar üzerinden konuşuyoruz ama erkeklerde de aynı şeyi mi ifade ediyor? İşte erkeklerde de aynı şey. Hatta şöyle, aslında genellikle erkekler elma tipidir, kadınlar armut tipidir. Elma tipinin özelliği şudur. Karın içi yağlanma arttığı için buradaki çevre, yani biraz önce ölçtüğümüz şurası gittikçe artar. Genişler. Neden? Çünkü karnın içindeki yağlar artıyordur. Yani biz beslendiğimiz zaman armut tipi değil de elma tipi isek, karın içindeki yağlar artıyordur. Aynı zamanda organların yağlanması da artıyordur. Buna karaciğer yağlanmasını da koyun, karın içi yağları da koyun. İşte kalp damar hastalıkları açısından, metabolik hastalıklar açısından risk oluşturan durum zaten budur. Yani eğer elma tipiyseniz bu durumda tansiyon hastalığı, yani yüksek tansiyon, tip 2 şeker hastalığı, metabolik sendrom, yüksek kolesterol, bozulmuş kan şekeri regülasyonu açısından yüksek risklisiniz anlamına geliyor. Evet, kadınlar belki şu olmaktan çok hoşlanmıyor, hani belki basenleri geniş olsun hoşlanmıyor, ama sağlık açısından baktığınız zaman şu çok daha iyi. Ha, onu diyecektim. Bu çok hangisi daha riskli? Yani ideal diye bir şey var mı hocam? Ne diye? İdeal, yani ideali bu diye bir şey var mı, yoksa bunun avantajı bu, bununki bu, yani? Esasında ideal diye bir şey yok. Hmm. Sonuçta hepimizin vücut yapısı birbirinden farklı ve genetik olarak her birimizin yağ biriktirme noktaları birbirinden değişiyor. Birbirinden farklılık gösteriyor. Yani kimisi eğer enerjiyi harcamazsa bunu yağ olarak depoluyor ve karnın içinde depoluyor. Kimisi kalçalarında ve bacaklarında depoluyor. Kimisi işte üst tarafta depoluyor. Önemli olan karın içinde yağ birikiminin olmaması. Hmm. Çünkü kalp tıkanıklıklarına, kalp damar hastalıklarına, tansiyona, şekere neden olan yağlanma tipi bu. Bu estetik bir problem belki ama beraberinde sağlık riski çok daha düşük. O yüzden bu önemli. Armut. Bir tek burada şunu hani söylemek lazım. Bazı ailelerde lipödem dediğimiz bir durum var. Yani baktığın zaman ailenin kadınlarında özellikle görülür. Erkeklerinde pek görülmez bu. Yağ depolanması çoğunlukla basen bölgesinde ve bacak bölgesindedir. Bu kişilerin çok klasik olarak kilo aldığı zaman adeta basenlerini alır, bacakları kalınlaşır. Üst tarafta daha azalır. Verirken de üstten verir, kilosunu alttan veremez. Dolayısıyla bir zaman sonra yağ kitlesi bacaklarda ve basenlerde o kadar fazla olmaya başlar ki lenfin boşalmasını engellemeye başlar bu yağ dokusu. O yüzden bu kişilerde sabah olmayan ama akşama doğru olan bacaklarda şişlik, ödem, ve ağrı olmaya başlar. Biz buna ağrılı yağ sendromu da diyoruz. Ve bu kişiler çok kolay morarırlar bacakları. Bacaklarını ellediğiniz zaman da aman der, elletmez. Yani çok hassastır bacakları. İşte bu da mesela farklı bir yağ birikimi durumu. Ha, burada hemen şunu söylemek lazım. Vücut tipine göre acaba diyet değişmeli mi? Yapılan çalışmalar, evet, bazı kişilerde farklı diyet uygulamanın farklı vücut tiplerinde daha etkili olabileceğini söylüyor. Ama inanın burada hani bir grupta diyorsunuz ki karbonhidratı %25 oranında tut, bir grupta %20 oranında tut, bir grupta %30 oranında tut. Yani çok aslında fark etmiyor. Önemli olan sağlıklı beslenmeye devam etmek. Her zaman söylediğimiz gibi sağlıklı beslenmenin temeli Akdeniz tipi beslenmedir. Özellikle Türkiye'de en kolay uygulanabilecek şey olduğu için. Ve elbette bunu yaparken de hayvansal ürünleri biraz azaltıp ağırlıklı bitki temelli beslenmektir. Dolayısıyla işin özü, vücut tipiniz ne olursa olsun masalarınızı, alışveriş sepetlerinizi renkli tutun, bol bol sebze ve meyve tüketin. Şimdi bence artık yavaş yavaş programa devam edelim. Evet, çok değerli bir konuğumuz gelecek birazdan sevgili izleyiciler. Vücut tipi konusundan sonra ben sormuyorum bile benimki ne diye. Evet, Türk tipi, yani bizim öyle birazcık da şeyimiz var, dezavantajımız var galiba, değil mi hocam?
Genetik olarak. Tabii. Maalesef. Devam edeceğiz. Değerli bir konuğumuz olacak. Doktorum yanımda. Hiçbir yere ayrılmayın. Cilt lekeleri hastalık habercisi olabilir mi? Yazın ciltte oluşan güneş lekeleri nasıl geçer? Mantar hastalığı cilt lekesi yapar mı? Cilt lekelerine karşı alınabilecek önlemler nelerdir? Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Dermatoloji Uzmanı Profesör Doktor Zekai Kutlubay, cilt lekeleri hakkında merak edilen tüm soruların cevapları ve daha fazlasıyla birazdan canlı yayında. Evet, devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Hemen konuğumuzu davet edelim. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Dermatoloji Uzmanı Profesör Doktor Zekai Kutlubay hocamız geliyor. Evet hocam, günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şöyle mi yapsak? Evet. Evet, böyle selamlaşıyoruz. Yapacak bir şey yok bu sezonda yine. İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Sizler iyi misiniz? İyiyiz, çok teşekkürler. Sizi görüyoruz, daha iyi oluyoruz. İnşallah güzel haberler verirsiniz hastanenize doğru. Cerrahpaşa'da işler nasıl? Covid ile ilgili sizden de bir değerlendirme alalım. Şöyle, aslında Cerrahpaşa Hastanesi her dönem yoğun bir hastane. Çünkü biz sonuçta üniversite hastanesiyiz, referans hastanesiyiz. Evet. Ve Türkiye'nin dört bir yanında, yurt dışından bile bir ton hasta gelir. Ama Covid açısından şükür çok iyi durumdayız. Hmm. Şöyle, daha önceki dalgalara göre yatan hasta, hem Covid yatan hasta servisinde hem de Covid yoğun bakımda hasta sayımız önceki dönemlerdeki kadar yoğun değil. O açıdan çok iyi, ama hani artarsa ne yapacağız? Diğer servislerimiz de dolu. Yani Covid olmayan servisler de dolu. Hmm. Mecburen onlardan bazısını kapatıp Covid'e çevireceğiz. Onu da hiç istemiyoruz. Çünkü inşallah olmaz öyle. Covid, evet, olmayan bir sürü hasta var. Onların da yatmaya ve hizmete ihtiyaçları var. O yüzden bir de hocam, ya pandemide bir buçuk sene bitti. Artık hani kronik hastalıklar da gerçekten tabii. Ne kadar göz ardı edeceksiniz. Çok öyle doğru. De bir sıkıntı var hakikaten. Doğru, ameliyatlar ertelendi. Tabii. Bir sürü şey ertelendi. Tabii. Artık onlar ertelenmeyecek. Bir de her ameliyat her hastanede yapılamıyor. O yüzden hani Cerrahpaşa gibi, Çapa gibi, Hacettepe gibi, Tepe gibi hastanelere zaten şeydir, halkımızın ihtiyacı var. O açıdan bizlerin daha steril kalmasında fayda var. Evet. Doğru. Peki şimdi yazdan çıktık. Gelelim asıl. Evet. Yazdan çıktık ve tabii ben mesela dezavantajlı gruptayım. Beyaz tenliyim. Cilt lekesi gerçi bir tek o leke konusunda şanslıyım. Esmerlerde daha çok oluyor. Cilt lekelerine biraz çözüm arayacağız. Çünkü yazdan çıktık. Eyvah, güneşlenirken iyiydi. Evet. Cilt lekeleriyle ilgili neler yapabiliriz? Neden oluşuyor bu? Niye oluyor? Niye hocam? Önce oluşuyor. Ya şöyle tabii. Bir kere cilt lekesi... Şey gibi oldu. Kafamda deli sorular hocam. Ya her şeyi sorun. Cilt neden oluyor? Leke neden oluyor? Nasıl oldu da oldu? Ben de olur mu falan? Bir de öyle bir niye dedim ki. Söyle hocam, niye oluyor bu lekeler, ne olur? Şöyle tabii. Cilt lekesi derken aslında lekeden kastımız deriye renk veren renk pigment maddesi. O melanin denen pigment maddesinin birikimi aslında bizim aklımıza geliyor ama... Hmm. Başka lekeler de var aslında. Yani bu konuya döneceğiz. Asıl şeyimiz bu konu, evet, ama evet. Mesela havucu fazla yediğiniz zaman karoten denen bir madde deride birikir ya, sarı bir renk meydana gelir. Evet. Tam tersi, melanin kaybolduğu zaman vitiligoda olduğu gibi beyaz leke meydana gelir. Aslında leke değil de o rengin açılması, ama halk arasında ona da leke derler. Onun dışında kan damarlarının yoğunlaşması, kan damarlarının artmasına bağlı işte kırmızımtırak mor lekeler ortaya çıkabiliyor. İşte çiller var, işte benler var, bir takım bazı hastalıklara bağlı meydana gelen lekeler var. İşte liken gibi, egzama gibi, sedef gibi, işte mantar mesela. Evet. Mantarda çok tipik bazı mantar türlerinde lekeler vardır. Evet. Yahut da işte sizinle ortak mesela... işte damar yetmezliklerinde kan aşağıda göllendiği için aslında kana rengini veren pigment deri içerisinde geçer. Bu sefer alt bacaklarda gene böyle kahverengim, tırak bir takım lekeler ortaya çıkıyor. Ama bugün asıl konumuz melanin birikimine bağlı meydana gelen lekeler. Bunların da en önemli sebebi aslında, birinci sebep, güneş. Maalesef ki güneşin zaman içerisinde deride verdiği hasar yıllar içerisinde birike yani güneşin etkisi artıyor. Özellikle cilt tipine göre 30'lu 40'lı yaşından sonra, kiminde 50-60 yaşından sonra
Önce çil benzeri bir takım lekeler, arkasından daha geniş kapsamlı lekeler meydana geliyor. Nerede? Güneş gören alanlarda. Mesela benim gibi kellerde eğer iyi korunmazlarsa tepede daha çok meydana geliyor. O yüzden yazın mutlaka şapka takmalarını isteriz. Öbür işte alında, burun üzerinde, yanaklarda, çenede, ağda yaptıranlarda mesela üst dudakta çok meydana gelir. Çok dikkat etmezlerse. Bir gölge bıyığı gibi. Aynen öyle. Şöyle. Çin bıyığı derler. Böyle şey. Çinlerin bıyıklarına benzer tarzda şey meydana geliyor. Leke Murat meydana. Murat Hoca ilk kez duydun. Leke meydana gelebiliyor. Orada onun... neden leke oluyor? Ben merak ettim şimdi. Travma mı? Travma. Tabii. Özellikle böyle işlemlerden sonra güneşe hiç çıkmamak gerekiyor. Evet, güneşten çok iyi korunmak gerekiyor. Çünkü şeyde deri tarih olduğu için çok kolaylıkla orada aslında yani şey meydana... Ufak kanamalar oluyor da o melanin mi kalıyor, pigment mi kalıyor orada? Şey meydana geliyor, post-enflamatör hiperpigmentasyon deriz ya. Yani şey, oradaki derinin hasarına, yangıya bağlı meydana gibi. Gelen, evet. Hem hemosider kanamaya bağlı işte kan pigmenti birikiyor, hem normal melanin pigmenti birikerek o görüntüyü meydana getiriyor. Onun dışında ten rengi, mesela açık, siz dediniz ya işte İskandinav tipi deriz, tip 1 deri rengi, açık ten, renkli göz, kızıl saçlılarda daha çok mesela karşımıza çıkar bu tarz lekeler. Hormonal sebeplere bağlı meydana gelir. Mesela bir gebelik lekesi vardır gebelerde ya da doğum düşük yapanlarda ya da doğum kontrol hapı gibi bir şey kullananlarda. Yani hamilelik de aslında ya da işte dediğiniz gibi doğum kontrol ilaçları lekelere sebep olabiliyor. Kesinlikle olabiliyor ve çoğunlukla mesela gebelikten sonra çoğu kişi de karşımıza, az ya da çok karşımıza çıkar. Onun dışında ilaçlar nedeni olabiliyor. İlaçlardan bir takım antibiyotikler, bir takım ağrı kesici ilaçlar, mesela sıtma ilacı. Covid'in ilk döneminde plakönil herkes kullanırdı. Bir de kontrolsüz kullananlar vardı. Mesela o dönemde hatırlarsanız milletin rengi bir koyulaşmaya başladı. Böyle güneşlenmiş gibi koyu renkle gelenler oldu. O da aynı şekilde, aynı tarzda şeydir, yani sıtma ilacının yan tezine bağlı meydana gelen. Kanser ilaçları, mesela kanser ilacı kullananlarda daha çok el ayaklarda, uçlarda ya da güneş gören alanlarda güneşin de etkisiyle ortaya çıkar. Çünkü bazı kişilerde de ilacı kullanırsın, güneş gören alanlarda daha çok şey yapar, açık alanlarda pigmentasyon, lekelenme meydana geliyor. Onun dışında işte bir takım hastalıklar dedik, az önce saydım. İşte egzaması, sedefi, işte likeni, mantarı vesairesi leke meydana getirebiliyor. Ama egzamanın, sedefin yaptığı aslında bizim bildiğimiz leke değil de daha çok böyle yangının, yani hastalığın deride yaptığı yangıya bağlı meydana gelen lekelerdir. Bunlar aslında 3 aşağı 5 yukarı lekenin genel olarak asıl sebepler, ama asıl şey hormonal faktörler, güneş, deri tipi, yani şu üçü bütün o asıl faktörlerin şeyini ortalama %90'ını oluşturuyor. Ama burada önemli olan şu, millet zannediyor ki leke olunca deride meydana gelen pigment birikimi, ama bizim o pigmentin hangi, derinin hangi tabakasında biriktiği çok önemli. Çünkü derinin üst tabakasında eğer pigment birikiyorsa İşimiz daha kolay. Siz onu renginden mi anlıyorsunuz hocam? Üst tabakada mı, değil mi? Ya renginden de anlayabiliyoruz ama daha iyisi bir wood ışığı dediğimiz bir aletimiz var. O aletle baktığımız zaman o alet bize gösteriyor. Ne daha kadar üst tabakada mı, ne kadar üstte? Daha alt tabakada mı ya da mix kombine dediğimiz, yani hem üst tabakada hem alt tabakada mı var? Bunun bize ne önemi var? En azından eğer üst tabakadaysa tedavilere daha kolay yanıt veriyor. Daha çabuk sonuç elde edebiliyoruz. Ama karış, kombine ya da alt tabakadaysa bir kere tedavisi zordur. Alt tabakaya istediğimiz düzeyde inemeyebiliyoruz tedavilerle. Yahut da alt tabakadaysa tekrarlama nüks şansı bir tık daha fazla olabiliyor. O açıdan bizim için çok önemli. Evet. Yani genel olarak lekeler tabii bu şekilde karşımıza çıkıyor. O zaman hocam bir şey yapalım mı? Cilt lekesi türlerine bir bakalım mı? Hangi türleri, yani her leke aynı şeyi mi ifade ediyor? Ne zaman ciddiye almak lazım? Hem şimdi ekrana da getireceğiz. Cilt lekesi türleri arasından da devam edelim. Gerçi az önce de saydınız mesela şey, egzema bunlardan bir tanesiydi. Şöyle başlayalım o zaman. Akne. Bu mesela. Bu ne? Bu kalsın. Mesela bakın dikkat ederseniz ağız kenarında şeyler var. Beyazlıklar var. Bu aslında vitiligo. Bakın alt dudakta, üst dudakta da var beyazlıklar. Evet. Bu deriye renk veren renk hücrelerinin ölmesine, kaybolmasına bağlı meydana gelen aslında melanin kaybı, yani pigment kaybına burada bağlı meydana gelen. Burada leke olan koyu yerler değil, beyaz yerler.
Aslında koyu yerde de leke var. Bakın alt çenede de koyuluk var. Evet, çene koyu çene. Evet, doğru. Yani bu renk aslında bu hanımın rengi değil. Bakın bu hanımın rengi daha çok gözlere doğru üst taraftaki rengi. Aslında bu kadında, yani bu hastada her ikisi de var. Hem vitiligo var ağız çevresinde, hem alt çene hizasında ve çene ucunda şeyleri var. Peki vitiligosu olanlar leke açısından daha riskli midir, yoksa daha az mı risklidir? Yani öyle bir şey var mı? Aslında şöyle bir şey. Aslında ekstra bir riskleri yok ama vitiligolu alanlar, beyaz alanlar güneşe karşı korunmasız olduklarından dolayı bu bölgede çok kolaylıkla güneş yanığı meydana gelebiliyor. O yüzden biz beyaz alanları güneşten çok iyi korumalarını isteriz. Yoksa orada bir aslında mantıklı olarak orada renk hücresinin olması gerekiyor ki vitiligo vitiligo tedavi olsun. Biz aslında melanin orada olmasını istiyoruz. Ama orada olmadığı için yanık açısından riskliler, leke açısından riskli değiller vitiligo hastalar. O zaman yani şunu da söylemek yanlış değil aslında, değil mi? Tabii. Bizim aslında lekelenmemiz, güneşten sonra lekelenme, rengin koyulaşması aslında bir koruma mekanizması. Çok doğru. Vücudun koruma mekanizması kendisine. Ama kontrolsüz olduğu zaman o zaman işte hem can sıkıcı hem de bazen sağlığı tehdit edecek hale geliyor. Çok doğru. Daha çok kozmetik olarak, problem olarak karşımıza çıkıyor. İşte siyah ırkta rengin koyulaşmasının sebebi aynı mantık. Tabii. Çünkü artıyor ki güneşten korunsun. Güneşten deliği korunsun. O yüzden aslında bu bir korunma mekanizması. Evet. Çok doğru. Bazen de işte tahriş vesaire, kaşıma, tahriş, deriyi travmatize etmek de deriyi uyardığı için ona bağlı da leke meydana gelebiliyor. Mesela bu az önce bahsettiğim hani ortak hastalıklarımızdan birisi dedim ya, damar yetmezliğine bağlı meydana gelen hem kan pigmentinin birikiminin burada etkisi var, hem hastalıklara bağlı meydana gelen aslında melanin birikimine bağlı bir leke var. Yani pigmentasyon var. Mesela bu hastalık belirtisi. Yani bir önceki hastalık belirtisi. Evet, evet. Ama daha önceki o vitiligo olan da hastalık belirtisi, ama diğerleri daha çok kozmetik problem arz ediyor bizde. Bu nedir hocam? Bu mesela mantar. Bak, bu farklı bir mantar türü. Daha çok böyle yaz sonrası karşımıza çıkar. Bunun da iki türü vardır. Ya beyazımsı renkte karşımıza çıkar, derinin renginin açılması, ya da böyle kahverengimsi koyulaşma tarzında karşımıza çıkıyor. Daha çok böyle ıslak nemli kalanlarda, vücudu çok yağlı olanlarda bir tür mantar türü var. Mantar türünün aşırı çoğalmasına bağlı meydana gelen bir lekelenmedir. Nasıl bulaşır hocam bu? Bu aslında... Yani yazın olmasının nedeni böyle kumsallarda falan bulaşma riski olduğu için mi? Yok aslında. Bu şeydir. Doğuşta herkes genelde bunu annesinden kapar. Hepimizin vücudunda normal florada bu mantar vardır. Bu mantar kontrolsüz çoğaldığı zaman, yani aşırı çoğaldığı zaman, ki ona uygun ortam sağlayınca zaten mantar çoğalır. Aslında şey de öyledir. Ayak parmak mantarları, bilmem kasık mantarları vesaire de öyledir. Siz mantar normal florada vardır deride. Siz ona uygun ortam sağlarsanız o zaten çoğalmaya başlar. Bu sefer vücutta enfeksiyon meydana getiriyor. Isı, nem ya da vücuttaki derideki yağın artması, yağ tabakası, yağ miktarının artması buna uygun ortam sağlıyor. Diyor ki hadi gel sen çoğal diyor. Çoğalınca da bu tarz az önceki lekeleri meydana getiriyor. Tedaviyle birlikte şeydir, o leke kaybolur. Mantar lekesidir, o gider zaten. Şey yapmaz. Kalıcı bir leke arz etmez kesinlikle. Bu işte melazma dediğimiz, yani gebelik lekesi dediğimiz lekelerden bir tanesi. Bakın dikkat ederseniz üst dudak üzerinde, kısmen burun kenarında, yanaklarda pigment birikimine bağlı meydana gelen artışlar. Bunlar daha çok işte ya gebelik ya doğum düşük kürtaj gibi bir şey, veyahut da doğum kontrol hapı gibi bir takım işte böyle östrojen dediğimiz bir takım hormonlar var ya, kadınlık hormonları. Kadınlık hormonu içeren ilaçların kullanmasına bağlı meydana gelen lekelerdir. İlk zamanlar böyle tedaviyle çabuk kaybolabiliyorlar ya da kendinden kaybolabiliyorlar, ama daha sonra zaman içerisinde bunlar ilaçları kullandıkça ya da gebelik sayısı arttıkça kalıcı hale geçebiliyor. Evet, deri döküntülerinin oluşturduğu lekeler var bir de. Tabii. Bu da mesela gene vitiligonun bir cinsi. Bakın dikkat ederseniz bir güneş hasarı var boyun bölgesinde ve köprücük kemiğinin altında değil mi? Aynen öyle bir koyulaşma da var. Evet. Bu muhtemelen bir güneşe maruz kalan, yani güneşte çok çalışan bir hasta. Yani bir balıkçı olabilir, çiftçi olabilir, başka bir meslek sahibi olabilir. Dikkat ederseniz kapalı alanlarda şey var bir. Altında alt kısımda kürek omuzuna doğru kısım olan normal deri rengi aslında. Evet, doğru. Bir de
Beyazlıklar var arada mesela. Onlar da derideki renk veren renk pigmentinin kaybına bağlı meydana gelen açılmalar. Yani bu hastada o hem koyuluğu... O zaman bu hastaların güneşten daha fazla korunması gerekiyor. Yani özellikle açık bölgelerini. Kesinlikle. Çünkü uzun süre güneşte kalınca bu sefer güneşin hasar bir etkisi tabii. Hasar artıyor. Bizim derdimiz ne? Aslında derdimiz şu. Bu bir çil. Buna geleceğim. Güneş, deri kanserlerinin %90 sebebi güneş ışığı. Evet. Ve bizim derdimiz güneşin deri içerisindeki, deri üstündeki etkisi katlanarak arttıkça seneler içerisinde 50'li 60'lı yaşlardan sonra özellikle bu güneş gören kısımlarda, açıkta kalan kısımlarda işte bir takım deri kanserleri, bir takım benlerde değişiklikler, bir takım hiç olmayan sağlam deride bir takım oluşumlar meydana gelebiliyor. Bunlar deri kanseri açısından riskli faktörlerdir. O yüzden bunları mutlaka bir dermatologun görmesini isteriz. Hocam şimdi orada benim aklıma şöyle bir soru geliyor. Evet. Hep konuşuyoruz ya hani cilt kanserlerinde güneşin etkisi çok. Ama mesela sonuçta dışarıda çalışmakta olan bir tarım işçisi olabilir, çiftçi olabilir, işte sokakta çalışan biri olabilir. Şimdi bu kişiler sürekli güneşle karşı karşıya kalıyor. Ama biz mesela genellikle kapalı ortamdayız, işte senede bir kere tatile gidiyoruz. Hani onda güneşe çıkıyoruz da güneşleniyoruz. Şimdi burada bir riskleri karşılaştıralım mı? Yani benim tamam güneşe çıktığım zaman elbette riskim vardır ama senede bir hafta, iki hafta hani güneşe çıktığım zaman aynı riski taşıyor muyum? Yani o güneşten korunma konusunda aynı şeye kapılmalı mıyım? Ne derler artık böyle hani çok ciddi kaygıya, anksiyete duymalı mıyım yani? Evet sürekli krem sürmeliyim vesaire diye. Ya değil tabii. Değişik yapılan çalışmalar burada da net şudur kuralı diyeceğimiz bir şey yok ama. Şimdi şu bir var. Sürü faktör var. Genetik yapım var, cilt tipim var vesaire. Çok doğru. Yani bir ailede ya da kendinizde deri kanseri oluşturacak bir riskiniz yoksa aslında çok da şeye kapılmanıza gerek yok. Sadece takıntı düzeyinde olmasına gerek yok. Nasıl? Yani takıntı düzeyinde asla, olmasına gerek yok. Yani. Hocam, biz de güneşleniyoruz. Evet. Biz de yani dermatologum ben de güneşe çıkıyorum. Ben de güneşi seviyorum. Gördüm hocam Instagram'da. Ama mesela kafayı koruyorum mesela işte. Anladım. Güneş koruyucuları, şapka vesaire her şeyle. Ama burada önemli olan şu. Güneşe çıkıyorsunuz tamam bir hafta iki hafta çıkıyoruz. Güneşte kabarcıklı bir güneş yanığı olmasın. Yani güneş yanığı olacak düzeyde bir sıkıntı yoksa o zaman herhangi bir riskiniz yok. Artı işte çok açık tenli değilsiniz. Hani deri kanseri geçirmediniz şükür. Ailede bir riskiniz yok. Renkli gözü yani çok renkli gözü değilsiniz vesaire. İsterdim yok ama vesaire vesaire. Şanslı tamam. Olanlar var. O yüzden hiçbir şey değişmiyor hocam. Aynı görüyorsunuz. Onu sormamıştık. Doğru. Evet. Aslında yani çok takıntı düzeyinde şey yapmaya, abartmaya gerek yok. Sadece risk varsa riskli olan kişiler daha dikkatli olacaklar o kadar. Anladım. Kesinlikle. Şimdi tabii hep şunu da duyduk. Yani güneş lekesi ya da işte güneşin zararları için illa böyle güneşe yatmak gerekmiyor. Yağmurlu havada bile güneş kremi sürün. Dediniz yıllarca dermatologlar olarak. Elimizde belgeler var hocam. Tamam. Ya, basın bildirgeniz var falan diyormuşuz. Ama riskli hastalar için aynısını söyledik. Riskli gruptaysanız lütfen güneşten korunun. Çünkü yağmurlu havada bile açık havadaki kadar güneş ışığı yok ama güneşin olduğu her alanda yani güneş ışığı var az ya da çok. Onu biliyorsun. Gece bile uyumadan güneş kremi kullanan biliyorum ben. O kadar da bir fayda var. Yani Allah aşkına. Ya. O kadar yani söyle yapmasın. Yok. Kuzenin mi? Benim bir kuzenim var. Böyle derler ya hocam. İsmi lazım değil ben falan. şey demek istedim. Kendi sürüyor ama kuzenim. Hala sürmüyorum. Biz erkekler daha rahatız. Biz erkekler o kadar takıntı haline getirmiyoruz da hanımlarda biraz bu olabiliyor. Bir de hani kırışacağım falan diye. Tabii. Aynen o derdimiz o zaten. Tabii. Sadece leke mi derdimiz? Güneş kırıştırıyor, yaşlandırıyor ama bunu bile neyi seviyoruz? Bronz olmayı seviyoruz. Evet. Niyeyse. Ama hocam sağlıklı cilt bembeyaz cilt midir? Hayır tabii ki. Yani bembeyaz cilt o kadar o da değil çünkü onun da bir takım kusurları olabiliyor. İdeal ten renginiz zaten doğa bunu zaten ayarlamış. İdeal ten rengi zaten ne göre zaten vücut kendisini, bünye kendisini ayarlıyor. Mesela şimdi siyah ırkın ten rengi sağlıksız yok, mı? Yok değil. Kendi rengi olan mı yani en tabii, sağlıklısı? Doğal kendi ten rengi hastalıksız. Yani şöyle düşünelim. Şimdi mesela Avustralya'nın yerlilerinde cilt kanseri az. Çünkü hani zaten oraya adapte olmuş ama tabii. İngiltere'den gelip de oraya yerleşenler. Nerede? En fazla deri kanseri görülen yer Avustralya ve İngilizler. Orada yaşayan İngilizler. Niye? İşte doğal
şey henüz orada uyum, çünkü yeteri kadar cilt koyulaşmadı yani. Çok doğru. Evet. Ama burada önemli olan şu, yani deri kanseri dedik hani gece güneş kremi vesaire, solaryuma girmesinler. Solaryum dediniz, bizi damardan vurdunuz. Sıkıntımız var. Ama bunu yapmayalım. Bu hep tartışılıyor. Ama bazı işte hastalıklarda da tavsiye edilir deniyor. Ama o çok bambaşka bir konu. Ya aslında tavsiye ettiğim şey, bizim fototerapi kliniklerimiz var şeyde, hastanelerde. Orada belli dozlarda belli güneş ışınlarının cinslerini biz dozları artırarak bir tedavi şeklinde uygularız. Onu biz öneririz hastalarımıza ama solaryumu önermiyoruz ya, o şey. Bunu da buradan başka, bir kez başka, daha başka bir şeydir belki olalım en azından. Tabii. Sorularımız varmış. Onları biraz yanıtlayalım. Haydi bakalım gelsin sorumuz. İzleyici sorularına yer verelim. Biraz Doktorum Yanında TV 360 adresine gönderebilirsiniz. Kollarımda mantar izine benzer yuvarlak lekeler var ama yaz aylarında görünür oluyor. Onlardan nasıl kurtulabilirim? Şimdi tabii bir dermatoloğun önce görmesi gerekecek. Eğer ki mantar izine benzer diyor ama mantar da olabilir. Mantardan ziyade daha çok bizim alerjik egzamalı kişilerde, özellikle şu bölgelerde ya da yanağa yakın bölgelerde beyazımsı lekeler meydana geliyor. Bunlar daha çok yaz aylarında normal deri bronzlaşınca o kısımlar bronzlaşmadığı için daha çok göze batıyor. Hani mantardan ziyade daha çok o dediğim gibi atopik kişilerde, alerjik kişilerde meydana gelen bizim ismini, Latince bir ismi dediğimiz bir durumdur o. Türkçesi yok. Ona göre bir tedavi uygulamakta fayda var ama onun en azından bir dermatoloğa gitmesinde fayda var. Dermatolog görecek onu, tanıyı koyacak, ona göre bir tedavisini verecektir. Fotoğraf atsaydınız belki biraz daha yardımcı olabilirdik buradan ama tabii yani sizin söylediğinize göre yorum yapmak çok zor. Evet. Yani izleyicimizin anlatması tek başına yeterli değil. Şimdi bütün fotoğraflar geliyormuş. Ardı sıra şimdi. Hocam bu ne, hocam bu ne diye. Bana çok gelir WhatsApp'tan da. Değil mi? Tahmin ediyorum. Tabii ya. Göğsümün üzerinde bene benzeyen kahverengi iki tane leke oluştu. Kanser belirtisi olabilir mi? Şimdi güzel tabii. Bu, keşke bir de resim gelseydi, doğru. Şöyle. Genellikle 30'lu 40'lı yaşlardan sonra normal görünen bir deride hiçbir şey yokken ortaya çıkan, böyle 1-2 ay içerisinde 3-4 milimetre çapa ulaşan mor ya da siyah renkli bir şey varsa, tamam mı? Bu leke diyor. Muhtemelen değil bu. Bu değil. O bir kere en tehlikelisi. Onu hemen koşarak bir dermatoloğa gidecek. Dermatolog bakacak. Ben gibi bir şeyden bahsediyorsunuz ama ben değil o. Ama leke gibi de olabiliyor. Yani düz de olabiliyor bu tarz bir şey. Hiçbir şey yoksa, birdenbire çıktıysa, siyah ya da morsa, leke de olsa, deriden kabarık da olsa mutlaka dermatoloğa gidecek. Korktuğumuz ne? Melanom dediğimiz bir şey var. Allah korusun. Deri kanseri. O olmasın. Şunu, onu bir eleyelim. Şimdi muhtemelen leke ise de şuna bakacak ya da bense de şuna bakacak. Mesela ortadan ikiye böldüğü zaman bir yarısı diğer yarısının asimetrisi ise, asimetrikse, kenarları yıldız gibi girintili çıkıntılıysa, rengi 6 milim, pardon, çapı 6 milimetreden büyükse, tek renk değil de muhtemelen bu kahverengidir. İçerisinde işte mor gibi, beyaz gibi, kırmızı gibi farklı renkler ihtiva ediyorsa vesaire mutlaka şey yapmakta fayda var. Yani bir dermatoloğun görmesinde fayda var. Ama tarifine göre iyi huylu gibi duruyor. Ama dediğim şeyler varsa mutlaka bir dermatolog görsün. Yanlış yönlendirmeyelim hastayı. Evet. Şimdi görüntülü bir soru gelmiş. Az önce dedik ya bir fotoğraf atsaydınız diye. Siz istediğiniz. Önce diyorsunuz. Soruyu bir alalım, sonra destekleyici görüntüsünü de kullanacağız. Buyurun gelsin sorumuz. Oğlumda ciddi derecede saç kıran var. Zekai hocam, en hızlı tedavi yöntemi nedir diyor. Ne güzel soru. Canım benim ya. Tamam. Ay yavrum. Ya bu, evet hocam. Evet, bu saç kıran. Şimdi saç kıranda problem şu. Çok hasta var böyle. Yani 3 yaşından tutun da 60-70 yaşına kadar bir sürü insan geliyor bize ve bu gene daha azı. Bazı hastalar geliyor ki tüm saç yok. Bazı hastalar geliyor. Saç, kaş, kirpik, vücut kılları hepsi yok. Yani üniversal dediğimiz şeydir. Neden oluyor hocam bu? Ya otoimmünite dediğimiz bir şey. Ne demek bu otoimmünite? Vücut aynı o vitiligoda, diğer hastalıklarda olduğu gibi. Vücut kendi kıl kökünü yabancı madde gibi, yabancı gibi algılıyor. Kendinden algılamıyor. Vücuttaki hücreler kıl köküne saldırıyor, kıl kökünü döküyor.
Psikolojik bunlardan, bir şey mi yani? Acaba bir travmatik, evet, bir durum, bir ruhsal, evet, bir... Evet. Ha, stres. Tetikliyor yani, değil mi? Tabii ki. Tam kesin sebebi bilinmese bile psikolojik sebepler en önemli faktörler bunda. Hmm. Ama onun dışında işte otoimmün başka hastalıklar var mı, onu araştırmak gerekiyor. İşte demir eksikliği, kansızlık, tiroid problemleri vesaire var mı, onları bir tahlilde irdelemek gerekiyor. Ama genelde büyük kısım bu şeydir, psikolojik kısımlardır. Ama iyi tarafı şu, burada kökler sağlamdır. Kökler ölmüyor. Hmm. Kökler tedaviyle çıkar. Ama 3 ayda, ama 3 yılda. Ne yapılabilir hocam? Değişik tedavileri var. Mutlaka dermatoloğa ya da işte bize gelmesi gerekecek. Bir takım hazır yapma ilaçlarımız var. Hmm. Sürebildikleri. Bir takım kortisonlu kremler kullanabiliyoruz. Bir takım içerisinde enjeksiyonlar yapabiliyoruz o dökülen kısımlara. Hmm. Olmadı bir takım ağızdan, bir takım tavsiye, ağızdan alabilecekleri, tabii hastanın yaşına göre ilaç olan, ilaç olmayan, takviye edici bir takım şeyler var, ürünler var, onları kullanabiliyoruz. Evet. Ya da daha üst düzey ilaçlarımız var ama onları daha çok 18 yaşının üstündeki kişilere ve %50'sinden daha fazlası dökülmüş. Yani saçlı kesinlikle, derinin %50'sinden, evet, fazlası daha dökülmüş, evet, dirençli vakalar kullandığımız bu tedaviler var. Hani hep böyle halk içinde de hikayeler olur ya, işte çok üzüldü bir anda, işte saçları döküldü oldu falan. Evet. Esasında muhtemelen hani olur, bu tür bir rahatsızlık değil mi? Çok doğru. Ya işte genelde şey oluyor. Ya işte çocuklarda bu okul falan. Anne baba ayrılığı olabiliyor. İşte çatışmalar olabiliyor. İşte bir iki kardeş olabiliyor. Yeni kardeşin gelmesi büyük çocukta saç dökülmesini tetikliyor. Ama sonuçta çözümü var. Ya çözümü evet, var. Mutlaka, evet, çözümü var. Sizi gerçekten hocamıza yönlendirmiş yani, olalım buradan. Görelim en azından. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim hocam, verdiğiniz değerli. Ben çok teşekkür ederim. Ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Her zaman başımızın üstündesiniz. Her zaman bekleriz sizi. Çok, evet, çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bugün de bitirdik. Yarın haftanın son iş gününde yeniden biz burada olacağız. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Evet, yarın yine aynı saatte TV 360 ekranında buluşalım diyoruz ve sizleri bekliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.